Bu video Haydar-ı Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. Bakara Suresi ve Ayet-el Kürsi'nin fazilet ve havvası. Kur'an-ı Kerim'in ikinci ve en uzun suresidir. Medine'de nazil olan suredir. Kur'an'ın en son inen ayeti de bu surenin 281. ayeti olduğu için tamamlanması 11 yıl sürmüştür. Ayet sayısı 286, kelimeleri 6120, harfleri 25500'dür. Fasılaları mim, nun, dal, be, re, kaf, lam harfleridir. Medine'de inmesi ve en uzun sure olmasından dolayı İslami hükümlerle ilgili birçok konuları ihtiva etmektedir. Bu mübarek surede Hz. Adem Aleyhisselam'ın kıssası teferruatlarıyla anlatılır. İsrailoğullarına verilen nimetler ve onların bu nimetleri inkarları, Hz. Peygamber'e düşmanlıkları ve Müslümanların aleyhine olan tavırları ifade edilir. Daha önce gönderilen kitap ve şeriatların neşredildiği, İslam'ın en son ve en mükemmel din olduğu, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid akidesi, İsrailoğullarının bu dini ve tevhid anlayışını benimsememeleri, Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa edişi, kıblenin Kudüs'ten Mekke'ye tahvili ve sıkıntıların sona ereceği ve İslam'ın er geç muzaffer olacağından bahsedilir. Daha sonra İslam'da helal ve haramlar ele alınır. Ayrıca İslam'ın namaz, oruç, zekat, hac, cihat ve şehadet gibi emirleri anlatılır. İçki, adam öldürme, zina, nikah, kısas, yetimlerin haklarından, kadınların hayız hallerinden, talak, iddet ve nafakalarından bahsedilir. Bakara suresi adını 67-71. ayetlerde geçen Bakara kelimesinden almıştır. Bakara kelimesi bakardan gelmektedir ki sığır demektir. Kelimenin sonundaki te, tekil için kullanıldığında bir tek sığır demek olur. Eğer tenis dişilik için olursa inek demek olur. Genellikle bu ikinci şık kabul edilmiştir. Sureye adını veren bu olay Hz. Musa aleyhisselam döneminde meydana gelmiştir. Zira 67. ayette Hz. Musa kavmine bir inek kesmelerini söylediği zaman bunu çok garipseyerek "Sen bizimle alay mı ediyorsun?" demişlerdi. Meselenin aslı şu idi. İsrailoğulları içinde zengin bir adam vardı. Bunun da bir kızı ve fakir bir yeğeni vardı. Yeğeni amcasından kızını istedi. Adam kabul etmedi. Genç de buna kızarak "Yemin ederim amcamı öldürüp malını da kızını da alacağım" dedi. Delikanlı amcasına gelerek "Amca şuraya tacirler gelmiş. Oraya gidelim de bir şeyler satın alayım. Seni yanımda görürlerse bana mal verirler" dedi. Amcası da geceliğin yeğeniyle birlikte çıktı. Yeğeni yolda onu öldürüp evine döndü. Sabah olunca da hiçbir şey bilmiyormuş gibi amcasını aramaya başladı. Bulamayınca akşamki yere doğru gitti. Birkaç kişi amcasının başında toplanmıştı. Onlara "Amcamı siz öldürdünüz" diyerek diyetini istedi. Ağlayıp üstünü başını yırtmaya başladı. Sonunda durumu Hz. Musa'ya arz etti. Hz. Musa aleyhisselam da onlara diyet vermelerini emretti. Onlar da "Ya Musa, Rabbine dua et, katili meydana çıkarsın. Aksi takdirde bizim için ayıp olacaktır" dediler. Musa da onlara bir inek kesmelerini, etini maktule dokundurmalarını söyledi. Onlar da "Böyle şey olur mu?" diye garipsediler. Hz. Musa'nın bu talebinden kurtulmak ve başlarından atmak için ineğin nasıl bir inek olduğunu sordular. Her seferinde Musa'ya karşılık vererek bunu yapmaktan kaçındılar. Çok uzun tereddütlerden sonra vasıfları surede belirtilen ineği bulup kestiler. Etinin bir kısmını maktule dokundurunca maktul dirilip kendisini yeğeninin öldürdüğünü söyledi ve tekrar düşüp öldü. Bunun üzerine katile miras vermediler. Ondan sonra da bu hüküm devam etti. Bu kısa bilgilerden sonra gelelim faziletine dair bazı hadisi şeriflere. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Her kim onu evinde geceleyin okursa 3 gün o eve şeytan girmez. Kim de onu evinde gündüzün okursa o eve 3 gün şeytan girmez. Her kim Bakara suresini okursa başına cennet tacı geçirilir. Bakara suresini öğretmek bereket, terk etmek ise pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeye güç yetiremezler. O Kur'an'ın çadırıdır. Ebu Mesud'un rivayet ettiği hadis ise şöyledir. Her kim Bakara suresinin son 2 ayetini okursa onu her türlü kötülükten korurlar. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi içerisinde namaz kılınmayan kabirler haline çevirmeyiniz. Bir ev ki içerisinde Bakara suresi okunursa o eve şeytan girmez. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi ve doruğu da Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki Kur'an'ın ayetlerinin efendisidir. O ayet Ayet-el Kürsi'dir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Mümin suresi ilk 3 ayetiyle Bakara suresi 255. ayeti olan Ayet-el Kürsi'yi sabahleyin okursa akşama kadar muhafaza edilir. Akşam okursa sabaha kadar bu ayetler vasıtasıyla koruma altına alınır. Ebu Mesud el-Ensari'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Bakara suresinin son 2 ayetini okursa o 2 ayet ona yeterlidir. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı da o kitaptan 2 ayet indirerek Bakara suresini o 2 ayetle mühürledi. Bu ayet bir evde 3 gün süreyle okunmazsa şeytan o eve yaklaşır. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsi'nin havvası. Bu surenin içerisinde hadislerle sabit olan Ayet-el Kübra geçmesi sebebiyle yukarıdaki hadis örneklerinde de olduğu gibi ve yapılacak bütün amellerde özellikle sihir, büyü, cin, sara, şifa vesaire hepsinde Ayet-el Kürsi kullanıldığından dolayı bu ayetin sır ve hikmetlerini izah bir hayli zor ve müşkildir. Bundan dolayı her şeyine değil sadece meşhur olan özelliklerine burada değineceğiz. Bu arada ayetlerin riyazet özelliklerini ve ruhanilerle irtibatı, onları kullanma şekillerini vesaire ve muhabbet, celp, irsali, hatıf türü pek uygun olmayan kısımlarına da girmiyoruz inşallah. Tevfik Allah'tandır. 1. Her kim sure-i şerifelerin evvellerinde ki elif, lam, mim, sad gibi harfi şerifeleri yazıp su ile silerek içse zehirlenmiş kimseye şifadır. Bu harfleri zikir ederek dua etse makbuldür. Hastaya okunsa şifa bulur. Tehlikedeyken okusa emin olur. 2. Bakara suresi her türlü ruhanileri, illetlere, peri, cin, şeytan, sihir vesaire 3 kere okunsa veya muska edilse şifadır. 3. Gece ibadet etmiş gibi sevaba nail olmak için Bakara 285-286 ayetini yatsı namazından sonra okuyanlar sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevaba nail olurlar. 4. Her türlü sihir iptali için Bakara 102 ayeti kerimesi yazılıp nüsha edilse hem de yazılıp suyu içilse her türlü şiddetli sihirlerin iptaline sebeptir. Aynı şekilde bu ayetlerle beraber Ayet-el Kürsi ve Amine Resulü huruf-u mukatta olarak kullanılması da şifadır. 5. Yılan ve çıyan gibi hayvanları evden uzaklaştırmak için Bakara suresi 243. ayeti yazılıp zeytin yaprağının suyuyla ezilse, hanenin 4 köşesine dökülse, o hanede yılan, çıyan, pire kalmaz. Eğer 4 adet zeytin yaprağına yazılıp hanenin 4 köşesine defin olunsa tahta kurusu mahvolur. 6. Uyuyan kimseyi uykuda konuşturmak için Bakara 72-73. ayetlerini eline yazıp uyuyan kimsenin göğsüne elini koysa uykuda her şerlerini ikrar eder söyler. 7. Hak'tan herhangi bir hacet ve dileğinde bu sureyi okuyup peşinden bu surede geçen Rabbimizin isimleri ki bunlar Ya Allah, Ya Cami, Ya Muhit, Ya Gadir, Ya Alim, Ya Ali, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Tevvab, Ya Basır, Ya Vasıu, Ya Semiu, Ya Bediu, Ya Kafi, Ya Karib, Ya Kaim, Ya Rauf, Ya Şakir, Ya Şehid, Ya Vahid, Ya Avuf, Ya Halim, Ya Hamid, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Nasır, Ya İlah, Ya Gabıd, Ya Basit, Ya Gani, Ya Vali, Ya Vehhab, Malikel Mülk Celle Celaluhu sayısız zikredip hacetini dilese mücerreptir. 8. Ağız ağrısı için Bakara 105 yazılıp içilecek olsa şifadır biiznillah. 9. Borç ödemede kolaylık, fakirlik ve miskinlikten kurtulmak için bu ayetler okunursa mücerreptir. 10. Bütün afetlerden muhafaza için Bakara 164 ayetini sabah ve akşamları okuyup ellerini üfleyip elleriyle bedenini mesheden kimse bütün afetlerden emin ve mahfuz olur. 11. Yine her türlü cin, peri, şeytan şerrinden emin olmak için Bakara'nın ilk 5 ayetini 164 ayetini Ayet-el Kürsi ve Amene Resulü'yü sabah ve akşam okuyup, ellerini üfleyip bedenini mesheden bu varlıkların şerrinden muhafaza olur biiznillah. 12. Gece istediği saatte kalkmak için Bakara 125 ayetini yatarken okuyan, hangi saatte kalkmayı isterse o saatte kalkar biiznillah. 13. Ve 31 maddeler arasındaki bilgilerin hepsi Ayet-el Kürsi'dir, hata yapılmasın. 13. Ayet-el Kürsi 40.000 melaike ile nazil olup hassasına nihayet yoktur. 14. Harflerinin adedi olan 170 kere her murat için okunsa iksirdir. 15. Kelimelerinin adeti olan 50 defa okunsa rızık, mal, sıhhat ve gayret sahibi olurlar. 16. Adedi faslı olan 7 kere cuma namazından sonra okuyanların duası makbul olur. 17. Gece yarısında 225 kere okuyanın dini ve dünyevi her müşkülü asan olur, düşmanlarına galip ve maksuduna nail olur. 18. Göğüs illetine müptela olanlar 7 tane tuz üzerine 7'şer kere okuyup sabahları aç karnına yutsa şifa bulur. 19. Ayrık olarak yazılıp suyu bir hastaya içirilse 7 defa tekrar edinceye kadar şifa bulur. 20. Okuduğu gün veya gece okuyan şeytan şerrinden emin olur. 21. 7 defa yazılıp sandık içine konsa hırsız şerrinden emin olur. 22. 3 defa okuyup ellerine üfürüp yüzüne sürse hile yapanın hilesinden, hasetçilerin hasedinden, şer ehlinin şerrinden emin olur. 23. Ölünün keferine 3 defa yazılsa kabir azabından emin olur. 24. Abdest aldıktan sonra okumaya devam edenlerin ruhunu Cenab-ı Hak kabzeder. 25. Uyuyacağı zaman okuyanlar her türlü şerden emin olur. 26. Namazdan sonra okuyanların günahlarına kefaret olur. 27. Gazap esnasında okuyanların gazabı zail olur. 28. Evham, vesvese ve heyecan için 7 kere okunsa şifadır. 29. Cin tutmuş insan için 70 kere okunsa iksirdir. 30. Dahili ve ruhani illetlerin hepsi için 7 defa misk ve gül suyu mürekkeple yazılıp, illetinin şifası niyetine 3 sabah içilse şifa bulur. 31. Bu tertibat üzerine yazıp gece yıldıza karşı asılıp sabahladıktan sonra sabahları içse aşk illetinden kurtulur. Aynı şekilde bir kağıda 7 defa yazıp bunun suyunu 7 gün sabahları aç karnına içse kalbinden o aşk eseri silinir. Bu mücerreptir. 32. Sara ve cin tasallutlarında hastanın boynunda taşıması için Amene Resulü'yü hurufu mukatta olarak ayrık şekilde yazılırsa Allah'ın izniyle hasta iyileşir. 33. Ruhanilerin süratle zahir olmaları için günlük Ayet-el Kürsi'yi 1000 defa okumaya devam edilir. Unutmayın ki en büyük ayet olması hasebiyle eşyada bu ayeti hiçbir şey perdeleyemez. 34. Hafıza kuvveti için Selmani Farisi radıyallahu anh rivayetle Efendimiz buyurmuştur. Ayet-el Kürsi'yi zaferan ve misk ile avcuna 7 defa yazar ve her defasında avcunu yalarsa işittiği hiçbir şeyi unutmaz ve melekler onun için istiğfar eder. 35. İkindi ve akşam namazı arasında bu ayetlerle kelimeleri sayısınca veya harfleri sayısınca veya Resullerden adedince 313 defa yani 313 defa okumaya meşgul olup buna devam edene her türlü maddi ve manevi hayırlar ihsan edilir. 36. Nazar ve haset için Ayet-el Kürsi ve Amene Resulü nazar ayetiyle kelam 51 okunursa şifadır. 37. Ayet-el Kürsi ile hacetlerde dikkat edilecek 2 önemli husus, bilindiği üzere Ayet-el Kürsi'de ismi azam isminin saklı olduğu bahseden bize ulaşan rivayetlerde Allahu la ilahe illahu velayl kayyum. İşte birinci fayda Ayet-el Kürsi okumalarında bu isimleri de okumaların ardından sayısız zikretmek istekleri çabuklaştıran unsurlardır. 2. Faydaya gelince bu da Ayet-el Kürsi'nin sırlarından bir sırdır. Bunun kıymetini bilin ve meşru dairede kullanın kardeşlerim. Biz Allah rızası için sizle paylaşıyoruz ki meşru hacet ve sıkıntılarınızda bunu yapasınız. Öbür türlü biz mesuliyet kabul etmeyiz. Size uyardık, vebali sizin boynunuza. Diyelim ki kişi rızık için 313 Ayet-el Kürsi okuyacak, cuma günü sabah namazından önce bu okumayı yapacak ve akabinde kelime-i tevhidle Rezzak ismini birleştirip sayısız zikredecek. La ilahe illallahür Rezzak şeklinde bu çok büyük bir hikmetidir. Bu usulle hacetinizin çok daha çabuk gerçekleşeceğine şahit olacaksınız inşallahü teala. 2 örnek daha vereyim. Rızık için değil de izzet ve şeref için okuyacaksınız. Ayet-el Kürsi'yi 313 defa bitince bu sefer La ilahe illallahul muiz şeklinde zikredeceksiniz veya sevgi ve muhabbet elde etmek istediğinizde La ilahe illallahul vedud şeklinde biz acizane size bir anahtar verdik. Kapıyı bulmak ve açmak size kaldı. Sadece kelime-i tevhidi bile zaten bu usulle uygulamak başlı başına faydadır. Allah muvaffak etsin. Allah'ın izniyle bu usulün faydasız kaldığını biz hiç görmedik. Allahu alem bissevap. 38. Ayet-el Kürsi ile yapılan amellerde özellikle muhafaza amaçlı okumalarda cin, sihir vesaire için bu ayetin en sonundaki "Vela yehudu hıfzuma ve hübelaliül azim" ifadesi her okumada en az 7 kere tekrar edilmesi bu ayetin bir sırrı ve hikmetidir. 39. Muhafaza amaçlı veya şifa amaçlı yazılan nushalarda mutlaka bu ayeti de eklemek büyük bir faydadır. 40. Şeyh Muhyiddin-i Arabi Hazretleri buyuruyor ki, kim Ayet-el Kürsi ile harfleri, kelimeleri ve Resuller adedince hacette bulunursa bu duayı muhakkak akabinde okusun. Dua aşağıdadır, gaflet olunmasın. 41. Kim bir gecede Bakara Suresinden 10 ayet, 7 baş tarafından 4 ayet, Kürsi ayetini, ondan sonraki 2 ayeti ve başı Lillahi mafis semavat olan son 3 ayetini okursa o eve o gece sabah oluncaya kadar hiçbir şeytan girmez. Hadisle sabittir. 42. Bize ulaşan rivayetlerde İsmi Azam'ın Bakara Suresinde özellikle de Ayet-el Kürsi'de saklı olduğu bildirilir. 43. Şifa amaçlı uygulamalarda genelde yıkanılması için hastaya dua verildiğinde Amene Resulünü de eklemek daha faydalıdır. 44. Depresyon türü hastalıklarda namazlardan sonra 11 defa Ayet-el Kürsi ve Amene Resulüne devam etmek biiznillah şifadır. 45. Şeytanın imani vesveselerinde Amene Resulünün başından ve İleykel masir olan yerine kadar vesvese anında devamlı okumak vesveseden korur. 46. Sıkıntı, meşakkat geldiğinde Amene Resulü ile devamlı meşgul olmak ve dua etmek sıkıntıyı hafifletir. Aynı şekilde kederli anlarında Ayet-el Kürsi ve Amene Resulünü okuyanın üzerine Hak Teala yardımlarını ve rahmetini indirir diye rivayet vardır. 47. Son olarak El-Hakim'den rivayette kim gece ve gündüz Ayet-el Kürsi ve Amene Resulünü okumaya devam ederse Allah Celle Celaluhu muhafaza hususunda ona yardım eder. Nefsini ferahlatıp genişletir. Borçlarının ödenmesi için sebepler yaratır. Düşmanlarını kahreder. İyi bir iman ona nasip eder. Bütün meşru maksatlarına kavuşur. Allahu alem bissevap. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin buyurduğu duaya ve bu yazının tamamına açıklamalar kısmındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.